Merhabalar. 4. sınıf fen bilimleri 1. konuyla yine birlikteyiz. 1. konudaki kazanımımız yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. Evet, bunlar bir hatırlatma yapalım. Dünyamızın katmanları en içte iç çekirdek dünyamızın merkezinde yer alır. Gezegenin en sıcak bölümüdür. Dış çekirdeğin dış bölümünü oluşturur. Çok sıcak olması nedeniyle yarı sıvı durumundadır. Manto katmanı yer kabuğunun altında bulunur. Yüksek sıcaklık nedeniyle erimiş kayalardan oluşur. Yer kabuğu en dışta ince ve kayalık katmana yer kabuğu adını veririz. Üzerinde yaşadığımız yerdir. Deniz tabanları dahil tüm gezegeni kaplar. Arkadaşlar yer kabuğu canlılar dünyanın dış katmanında yani yer kabuğunda yaşarlar. Yer kabuğunda okyanus, deniz, göllerin altında devam eder. Yer kabuğu karaların olduğu yerlerde kalın, okyanusların tabanlarında ise daha incedir. Bakın şurada karaların olduğu yerde kalın, okyanusların olduğu yerde daha incedir. Yer kabuğu kayaçlar ve topraktan oluşur arkadaşlar. Kayaç, çeşitli minerallerin veya mineral ve taş parçacıklarının bir araya gelmesiyle ya da minerallerin çok miktarda birikmesinden meydana gelen katı birikintilerdir. Bakın şurada gördüğünüz gibi kayaları görüyorsunuz. Evet, yer kabuğu ve yüzeyinde şekilleri kayaçlardan oluşmuştur. Yer kabuğunda neler var? Dağlar var, yanardağlar var, çukurlar var, mağaralar var. Önemli bilgi. Kayaçlar oluşumları sırasında doğal ortamı yansıtan bir çeşit belgelerdir. Yer kabuğunun jeolojik gelişimini yani oluşum gelişimini, yerin oluşumu gelişimini izleri bu çeşit kayaçlar üzerine işlenmiştir. Bu nedenle tarihinin doğal belgeleri sayılabilir. Kayaçların oluşumu manto katmanında bulunan magmanın yeryüzüne ulaşarak soğuyup katılaşmasıyla kayaçlar oluşur. Arkadaşlar mantoda bulunan lavlar yanardağlardan püskürüp akıyor ve burada yeryüzeyi daha soğuk olduğu için soğuyup kayaçları oluşturur. Evet arkadaşlar burada kum taşı, kalker, şeyl, konglomera, kireç taşı, kaya tuzu, kil, çakıl ve kömür yer kabuğunda oluşmuş maddelerdir. Arkadaşlar kayaç örneklerine bakalım. Magmadan çıkıp soğuyana kayaç, kayaçların parçalanmasıyla kaya, kayanın parçalanmasıyla taş, taşın parçalanmasıyla çakıl, çakılın parçalanmasıyla kum oluşur arkadaşlar. Kayaçlardan daha küçük kaya parçalarına ise taş denir. Taştan küçük olanlara çakıl, çakıldan küçük olanlara kum denir. Çocuklar magmadan çıkan lavlar soğuyup kayaçları, kayaçlar kayaları, kayalar taşları, taşlar çakılları, çakıllar da kumu ve toprağı oluşturur. Örnek yapalım. Kayaçlardan küçük yapılara ne diyorduk arkadaşlar? Hemen kaya diyoruz. Taşların parçalanması ile oluşan yapılara çakıl, kayaların parçalanması sonucu oluşan yapılara taş, çakılların parçalanması ile oluşan yapılara ise kum diyoruz arkadaşlar. Yer kabuğu bu kadar. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayınız. 4. sınıf fen konuları anlatıp anlatmayacağımı sizden gelen yorumlar ve istekler konusunda devam etmeyi düşüneceğim. İstek ve yorumlar fazla olursa 4. sınıfın tüm fen konularını anlatmayı düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.